İki kıta üç köprüde şimdi de teknoloji dünyasında bu hafta köşesiyle sizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Teknoloji dünyasından haberleri, internet ve bilişim dünyasındaki son gelişmeleri dijitalhayat.tv koordinatörü Bilal Eren aktaracak bizlere. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Eren. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, bizler iyi. Siz nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ne gibi gelişmeler oldu geçtiğimiz haftaya göre bu hafta içinde? Buyurunuz. Evet, onları size aktarayım. Derledik sizin için. Hı hı. Özellikle üniversite öğrencilere yeni kayıt yaptıran öğrenciler için bir haberimiz var. Devlet üzerinden kayıt işlemleri yapıldı biliyorsunuz. Üniversitede. GOPR'e, üniversite ön kayıt işlemleri. Yani memleketinden kazandığı üniversitenin şehrine gitmeden internet üzerinden kayıtlarını yaptılar. Öğrencilerin büyük kısmı. Bu kayıtlarını yapan öğrencilerin bir de üniversiteye gidip esas kayıt yaptırması gerekiyor tabii. Ama YÖK'ten bir açıklama geldi dün. Devlet üzerinden kayıt yaptırıp esas kayıt işlemlerine geç kalan öğrencilere bir müjde, bir haber vardı. Kayıt yapılmış olarak sayıldılar. Yani vakit geçse bile buradan zararlı çıkmayacaklar. Devlet üzerinden ön kayıtlarını yaptıkları için böyle sevindirici güzel bir haber. Evet, ne mutlu onlar için. Hatırlıyorum ben bundan yıllar yıllar önce, yani diyelim 10-20 yıl önce okulda günlerce beklerdik o kayıt işlemini gerçekleştirmek için ve her dönem, sadece bir aynen sene için de değil, her dönem yenilenirdi kayıtlar. Çok büyük zaman kaybı, emek kaybı, personel kaybı bu anlamda. Bu tür e-devlete geçme durumunda özellikle üniversitelerin kapsama alınması bence çok önemli bir gelişme oldu. Aynen öyle. E-devlet birçok hizmet sunuyor. Hizmetlerden biri de bu. Tüm dinleyicilerimizi kullanmaya davet etmek lazım. Davet ediyoruz. Türkiye GOPR'e bu anlamda çok hayatımızı kolaylaştıran bir rol üstlendi. Twitter'dan bir haber var. Özellikle Türkiye'yi ilgilendiren bir haber. Birçok sosyal ağ gibi 6 ayda bir Twitter şeffaflık raporu gibi bir rapor yayınlıyor. O raporda şunlar var. En çok hükümetlerden, yani devletlerden sosyal ağa başvuru oluyor ve bu ağlardan bazı bilgiler talep ediyor. Bilgi talebi raporu aslında bunun ismi. Ocak-Haziran 2015 tarihlerinde tüm dünyada geçen seneye göre %52'lik bir artış olmuş. Devletler 4363 bilgi talebiyle sosyal ağa başvurmuşlar. Yani bazı hesapları kapatılması, bazı içeriklerin silinmesi konusunda mahkeme kararıyla, tabii burada çok önemli olan nokta bu, mahkeme kararıyla Twitter'a, Amerika'ya bazı taleplerde bulunuyorlar ve Twitter bunları değerlendirerek büyük oranda da bu talepleri yerine getiriyor. Türkiye'de rakamlar var. Bu %52'lik tüm dünyadaki artışa göre Türkiye'de %16'lık bir artış var. Bir önceki dönemde geçen senenin ilk 6 ayında 356 olan talep sayısı 412'ye çıkmış. Buna göre 412 talebin 408'i mahkeme kararıyla silme talebi. Yani içeriği silme, hesapları kapatma değil de örneğin bir tweet atılmış. O tweet'in silinmesi durumunda böyle bir talep gelmiş. Polis ve diğer kurumlar 210 silme talebi başvurmuş. Bu taleplerin 1978 farklı Twitter hesabını içerdiği söylenmiş ve bu talepler sonucunda 125 hesap doldurulmuş, 1667 talep silinmiş, mesaj da silinmiş. Yani 90'a yakın Twitter Türkiye'nin bu taleplerine, mahkeme kararı olan bu taleplerine karşılık vermiş. Bu da ilginç bir şey çünkü Twitter artık hayatımızda çok büyük bir yer edindi ve bunu birçok legal, illegal yapı, bireysel, kurumsal kullanıyor. Tabii bu bazen kişilik haklarına veya kurumsal olarak problemler çıkarabiliyor. İşte son olaylarda da ülkemizde yaşadığımız çok net olarak görüyoruz. Böyle bir rakam var. En son Google için vardı öyle bir unutma hakkı. Bu Twitter'daki bu hak Türkiye için de geçerli mi? Çünkü Google'da sanıyorum geçerli değildi. Hala Türkiye'dekiler başvuramıyordu. Unutulma hakkı bireysel bir şey. Yani geçen hafta bunu anlatmıştık aslında dinleyicilerimize. Yani internetteki geçmişiyle alakalı tüm içeriklerin silinmesi, bilgilerin silinmesi için AB vatandaşı ve Amerika'da geçerli. Google'a başvuruyor, bir form var. O form doldurup başvurabiliyorlar. Ama Türkiye'de henüz bu geçerli değil. En son açıklamalarında 6 ay içinde geçerli olacağını söylemişlerdi. Ama şu an hala bu Türkiye'den bir açıklama yok. Çok ihtiyaç olan bir şey. İngiltere'de bu konuda bir hükümet direkt bir yasa hazırlıyor. Ve tüm mecraların bu konuda hizmet vermesini isteyecek. Belki hükümet kurulur da mecliste de böyle bir yasa veya bir çalışma yapılabilir, bir yönetmelik yapılabilir. Çok önemli çünkü bu konu. Çok
mağdur olan insan var yani burada. Programımız yetmez bunları anlatmaya. Yine siyasetten bir haber. Biliyorsunuz koalisyon çalışmaları devam ediyor. AK Parti ile CHP arasında görüşmeler var. Resmi görüşmeler. Orada geçen haftanın daha doğrusu pazartesi günü AK Parti Genel Başkanı Başbakan Ahmet Davutoğlu resmi Twitter hesabına CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nu takip etmeye başladı. Burada çeşitli yorumlara sebep oldu. Ve sosyal medyada çok uzun uzun konuşuldu bu konu. Herkes görüş bildirmeye çalıştı bu konuda. Acaba koalisyon mu kurulacak? Bu takipten bu sonucu çıkarabilir miyiz? Böyle biraz da mizahi bir yöne çekildi. Twitter'ın öyle de bir yönü var biliyorsunuz. Evet. Bu çok konuşulmuştu. Onu size aktarmak istedik. Facebook ve Facebook'tan bir haber var. Bu canlı yayın yapabilmek için çeşitli araçlar var biliyorsunuz. Google'un Hangout'u var. Twitter'ın periskopu var. Çeşitli uygulamalar var. Akıllı telefonlarımızı, tabletlerimizi indirip bulunduğumuz ortamdan ne işle meşgulsek canlı yayın yapılabiliyor. Evet. Evet. Periskop dediğimiz mecra çok büyük. Hatta onunla da ilgili bir haber var. Her gün 2 milyon kişi periskop kullanıyormuş tüm dünyada. Bu da ne kadar fırsatlar içeren ve hayatımızda ne kadar girdiğini gösteren bir şey. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. İstatistik yapmışlar. Periskopta bir günde 40 yıl uzunluğunda video izlendiği verilen bilgiler arasında yer almışlar. Eskiden hani öyle bir evde kameraların olup izlenmesinin ne kadar olumsuz sonuçlara yol açacağı konuşulurken şimdi o kameralar bizzat kişilerin kendileri tarafından konulup diğerlerinin izlemesine açık hale getiriliyor. Bu da ilginç düşünceler, evet, ve ilginç duygular çıkarır elbette. Alışkanlıklar değişiyor. Yaşam biçimleri değişiyor. Bunu tabii avantajımız hayatımızda göreceğiz. Gelecekte. Ama şu an var olan bir şeyi söylüyoruz. Facebook bu konuda biraz geride kalmıştı, Facebook şirketi. O da Mention isimli bir servis oluşturuyor. Buradan duyurmakta fayda var. Bunun uygulaması indirildiği zaman periskop gibi canlı yayın yapılabilecek. Şu an sadece dünyada birkaç ünlüye hizmet veriyor. Onların kullanması için. Bu özellik yakında tüm kullanıcılara açılacak. Altına altına yorumlar da yapılabilecek videoların. Yani canlı yayın kültürü oluşmaya başlıyor. Tabii bunun çok değişik yansımaları olacaktır. Profesyonel olarak kullanıldığında çok faydalı ama telif hakları gibi konularda sıkıntılar olacak. Örneğin şöyle bir şey tartışılıyor. Bir futbol takımının maçında statta futbol takımı için telif hakkı ödemiş televizyon şirketi büyük bu konuda yara alabilir deniliyor. Çünkü stattaki herkes işte 40 kişi, 50 kişi statta kaç kişi varsa canlı yayın yapabilme imkanı olacak ve orada olmayanları maçı seyredecek. En önemli hani konuşulan konulardan biri telif haklarıyla alakalı sıkıntılar olacak. Bir konser düşünün, insanlar bilet olarak geliyorlar, para veriyorlar. Ama biz telefonunuzdan onu canlı yayın olarak verebileceksiniz. Bu konular tartışılıyor. Veya bir sinemada, bir tiyatroda. Herhalde bu konu hukuk da arkadan gelerek yeni şeyler ortaya çıkaracak. Evet, muhtemelen. Google'dan bir haber var. Google'u çok sık kullanıyoruz hayatımızda. E-mail servisini, Trump çeviri servisini, doküman pasyon servislerini hepsinin ismi artık Google değil Alphabet diye bir firma üzerinde toplandı. Neden yani değiştirdiler isimlerini? Şöyle çok servisi var. Bu servislerin teker teker kontrol edilmesi, geliştirilmesi konusunda birçok sıkıntı yaşıyordu. Şirketten böyle haberler de geliyordu. Devamlı bir hale geldi Google. Ve birçok alanda faaliyet gösterdiği için zaman zaman verimsizlik sorunları karşıya kaldı. Hepsinin teker teker ayrı yöneticileri var, hedefleri var. Bu yeni yapılanmanın bir sorunu çözmesi hedeflendiğini açıklamış şirket. Yani bütün bu servislerin tek bir çatı altında toplanması, tek yönetim kurulu olması. Peki bundan sonra hani normal bireysel kullanıcılar internete girdiklerinde Google arama motorunu açmak istediklerinde Google yerine Alphabet mi yazacak? Hayır. O bizi etkileyecek bir şey değil bu. Hı-hı. Hani bize bakan yönüyle Google'un servislerini kullanan kullanıcılar için hayatımızı etkileyecek bir şey değil. Hı-hı. Bu sadece hani şirket için kendi işlerinde bir yapılanma yapmışlar. Ama hani bu da büyük bir haber sonuçta. Türkiye'nin dünyanın en büyük teknoloji şirketi Google. O yüzden Alphabet isimli bir holding altında toplanmayı karar vermiş. Ama bireysel kullanıcılar anlamayacaklar. Sadece tabii büyük şirketler bazında. Evet, bizi etkilemeyecek. Yine en iyiliğimizi kullanacağız. Döküman tasarımı yapacağız vesaire. Demin verdiğim haberle ilgili yarın bizim TRT Radyo 1'de saat 3'te canlı yayında İstanbul Harbiye stüdyolarında dijital hayat programımızın bir konusu var. Konuyu onu da dinleyicilerimize
buyurmak isterim. Tabii ki, buyurunuz. Eğer ilgilerini çekiyorsa. Erciyes Üniversitesi'nde Mustafa Bostancı isimli bir öğretim görevlisi sosyal medya ve siyaset isimli bir kitap yazdı. Hı hı. Bu konulara ilgi duyanlar hep çok konuşuluyor. Sosyal medya siyasete oy verme davranışlarımızda nasıl etkili oluyor diye. Bu konuda bir analiz çalışması yapmış. Hiç yorum yok. Tamamen böyle sağ araştırması yaparak anket çalışması gibi. Hem partilerin, hem partilerin oy verenlerin, hem milletvekillerinin görüşlerine ve analizlerine yer vermiş. Rakamlar da çıktı. O kitabın üzerine konuşacağız. Bir kitap çıktı böyle. Hı hı. Bu kitabın üzerine konuşacağız. Bu konuya ilgi duyan dinleyicilerimizi saat 3'te bekliyoruz canlı yayına. Yorumlarını da yazabilirler bize Twitter ve Facebook üzerinden. Beklerim. Şimdiden itibaren yazmaya başlayabilirler mi varsa soruları? Tabii yazabilirler. Yarın onları sorarım ben konuğumuza ve konuşmak üzere. Çünkü en çok tartışılan şeylerden biri var. Ne kadar etkili. E-mail yoksa... adresinizi verin dilerseniz. Biz de tamam. İletmiş olalım dinleyenlerimize. bilgi@dijitalhayat.tv bu adrese e-mail atabilirler. Veya Twitter ve Facebook'ta Dijital Hayat TV olarak aratırlarsa oradan da bize sorularını gönderebilirler. Biz o soruları konuğumuza iletiriz. Evet, biz de size iyi yayınlar diliyoruz ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.